Tabii yokluktan bahsederken şunu da unutmamak gerekiyor. Biz bugün burada rahat içerisinde işte programımızı yapıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Orada tabii yaşanan bir psikolojik savaş da söz konusu. Aynı zamanda vatanı kurtarma gayesi. Yeri geldiği zaman az uyuyorlar, az yiyorlar. Bir de soğuk, bir de elektrik yok. Şimdi burada diyoruz ki orijinal haliyle korunmuş ama bu avizeyi bir Fatma Hanım anlatır mısınız? Aslında elektrik yok. Aslında şöyle, şimdi o dönem elektrik yok. Gaz lambalarıyla aydınlanıyor. Zaten Ankara'ya elektriğin tamamen gelmesi 1925 yılını buluyor. Ama biz şunu biliyoruz, bu binanın karşı tarafında bir millet bahçesi var. Oradan bir restorandan bir lokomotif yardımıyla elektrik hattı çekiyorlar. Ama şöyle bir ayrıntı var. Dükkan sahibi, restoranın sahibi eğer kapatacaksa otomatik olarak elektriği de kesecek. Bir mesaj vermek istiyor. 3 defa elektriği yakıp söndürüyor. Bu şu demek, ben yarım saat sonra dükkanı kapatacağım, elektriğiniz otomatik olarak kesilecek, önlemini alın diye. Bazı anılarda da şöyle bir anekdot var. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra tabii büyük bir zafer kazanılıyor. Bir Rizeli vatandaş avize armağan ediyor. Ama diyor ki ne yazık ki o avizeyi kullanamazdık, elektrik yoktu. Ama Genelkurul salonun ortasında dekoratif olarak duruyordu diyor. Evet. Meclisin en ilginç simalarından biri, Sakarya Savaşı'ndan hazır bahsederken söyleyeyim. Diyap Ağa, Dersim milletvekili Diyap Ağa. Diyap Ağa seçilmiş gelmiş ama çok böyle konuşmalara, görüşmelere de katılmıyor. Sessizce dinliyor. Allah rahmet eylesin. Sakarya Savaşı'nın o hararetli günlerinde savaş kaybedilirse meclis düşer. Çok ciddi sıkıntı doğar. Biz meclisi Kayseri'ye taşıyalım mı taşımayalım tartışma sırasında Diyap Ağa ilk defa söz alıyor. Biz diyor buraya savaşmaya geldiğimizi zannediyorduk. Kaçmaya gelmedik diyor. Ve hakikaten bir vatanperver'e yakışır bir ifadedir Dersim evet. Milletvekili Diyap Ağa'nın bu sözleri. Az konuşmuş ama tarihe geçecek evet. bir ifade kullanmış. Evet. Şu kitapça biz buraya gezmeye geldiğimizde, görmeye geldiğimizde müzeyi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, 1. Meclis Binası. Çok güzel hazırlamışsınız, bu kitapçıktan hediye ettiniz. Sevgili seyircilerimize gösterelim. Şöyle bir şey. Ben bayağı böyle altını çizerek ve notlar alarak okudum ve fotoğraflar da çok çarpıcı. Evet. Onlardan bir tanesini şimdi arkadaşlarım da zaten getirirler. Şöyle bir cümle var burada. Milli mücadeleyi en iyi şekilde yöneten 1. Meclis'in toplum üzerindeki birleştirici rolü büyük olmuştur. Evet. Meclis binasının önü hem acıların hem sevinçlerin bir arada yaşandığı bir alan haline gelmiştir diye ve namazgah tepesine dua eden Ankara halkı, yine meclisin önünden fotoğraflar var. O fotoğrafları bir gösterelim. Buyurunuz. Sonra onun da bir hikayesini anlatalım lütfen. Aslında şöyle ki meclis açılır açılmaz zaten haberleşme itilaf devletlerince denetim altında olduğu için güvenli bir haberleşme ağı sağlaması lazım. Bir posta telgraf müdürlüğü kuruluyor meclise ait. Hatta bazı anılarda meclisin arka bahçesi kurulduğu söyleniyor. Dolayısıyla burası bir merkez haline geliyor ve illerden çeşitli olarak sürekli işgal haberleri Ankara'ya geliyor. Buradan birisi, bir memur Ankara halkına ne yazık ki acı haberi veriyor. İşte diyor ki ey ahali, şu gün şu saat itibariyle Bursa işgale uğramıştır, işte Afyon işgale uğramıştır diye. Bu acı haberi alan Ankara halkı 1. Meclis önünde toplanıp Namazgah Tepesi'ne çıkıyor. Namazgah Tepesi de şimdiki Etnografya ve Resim Heykel Müzesi'nin olduğu alan aslında. Ve daha sonra orada işgale uğrayan il için dua ediyorlar, namaz kılıyorlar. Her zaman tabii acı haber gelmiyor. Düşman bozguna uğratıldığında da yine Ankara'ya, merkeze, meclise haber geliyor telgrafla. Bu sefer müjdeli haber Ankara halkına duyuruluyor. Bütün Ankara halkı 1. Meclis önünde toplanıp kutlama törenleri yapıyor. Yani aslında milli birlik ve beraberliği sağlayan bir yer. Aynı zamanda yine Ankara ile tüm Türkiye arasında bir köprü vazifesi görüyor. Hakikaten çok duygusal. Bir şey mi diyecektiniz hocam? Bu buyurun. Tabii ki Bursa'nın işgali bu o meclis içinde de bambaşka bir konu. Aslında. Aslında tüm işgallerin milletimiz üzerinde yarattığı travmanın
Bursa'nın işgaliyle birlikte bir şekle bürünmesini orada görüyoruz. Çünkü biz milli mücadeleyi bağlamından kopararak konuştuğumuz zaman meselenin aslını da kaybediyoruz. Anadolu 1071'den itibaren Türk vatanı haline geldi ve bazı şehirlerimiz 700 yıl, 800 yıl, neredeyse 900 yıl düşman ayağı görmedi. Mesela Antep, Urfa, Maraş, yani Urfa Haçlı seferlerinden sonra düşman ayağı görmemiştir. İzmir, Timur'un fethinden sonra düşman ayağı görmemiştir. İstanbul 465 yıl sonra, Bursa 600 yıl sonra düşman ayağı görmüştür. Yani milletimiz Anadolu'nun hiç işgal edilmeyeceğini zannediyordu. Düşmanla karşı karşıya kaldığında ya da Yahya Kemal'in o meşhur 1918 şiirinde söylediği vatanı, vatanda düşmanı seyretmek ızdırabını yaşamaya başladığında asıl işte milli mücadeleyi ateşleyen husus orada başlıyor. Bursa'nın işgali de burada ayrı bir anlam ifade ediyor. Çünkü Bursa bizim imparatorluğumuzun ilk başkenti. Yani imparatorluğumuzun kurulduğu yer Bursa. Bursa'nın 8 Temmuz 1920'de işgal edildiği haberi Ankara'ya ulaştığında mecliste hem çok ciddi tartışmalar var. Niye savunmadı askerlerimiz orayı? Niye çekilmek zorunda kaldılar diye çok ciddi tenkitler var. Şu meclis kürsüsünde şu anda Ay Yıldızımızın bulunduğu yerde bir siyah örtü örtüyor. Matem işareti olarak bir siyah örtü örtülüyor ve hakikaten çok ızdıraplı bir şekilde mesele değerlendiriliyor. O günlerde Ankara'da bulunan Mehmet Akif Ersoy da Bülbül şiirini yazıyor. Bülbül şiiri Bursa'nın işgal üzerine yaşadığı aslında acıyı anlatır. Tabii. Ve güya üzüntüsünden dolayı sürekli öten bülbülle Mehmet Akif kavga eder. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül diye onunla cedelleşir, mücadele eder. Sonunda da sus ey bülbül. Senin hakkın değil, benim hakkım matem diye de bitirir. Oradaki duyduğu matem, Bursa'nın işgali üzerine duyulan matemdir. Aslında şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Milli mücadelemiz Anadolu'da düşmanı seyretmek ızdırabını en ağır şekilde yaşayan kahramanlarımızın bir mücadelesidir. Yani.